Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari Bugün sizlerle Hektaş'ı inceleyeceğiz. Hektaş ne olur? Hektaş alınır mı? Uzun vade hedef fiyat neresi teknik olarak bakalım. Grafiğimizi açtığımızda arkadaşlar Hektaş'ta bölünme sonrası hızlı bir yükseliş gördük. Bu hızlı yükselişte 51.26 seviyesinden oluşan satışlarla gerilerek yani iki taban yaptı. iki taban sonrası da 41.54'ten günlük kapanışını gerçekleşti Şimdi Hektaş tarafına bakıldığında arkadaşlar e, alım yapmak isteyen arkadaşlar için bazı seviyeler vereceğiz. Bunların biri de arkadaşlar eğer ki pazartesi günü takip edilmeyi tabii ki pazartesi günü taban açarsa yani bir taban serimizde olursa zaten fiyatlar burada 37 seviyesinde olacak ki bu 30 seviye 37 seviyesi bizim için önemli. Hemen şu e, 29'lardan başı 51 ile sonlanan trendi bir düzeltme hareketi çektiğimiz yani Fibonacci aracını çektiğimizde Bununla normalde nereyi takip ediyoruz arkadaşlar? Olası geri dönüş noktalarını 0.5 ve 0.618'i takip ediyor. 0.5'in altında kaldığımızı varsayarsak artık bir sonraki rakamımız 0.618. Yani olası bir dönüş noktası için güzel bir seviye arkadaşlar. Onun için ilk e, kurşununuzu buradan atabilirsiniz. Bunun altı mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Bu taban serisinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Zaten tahminen konuşuyoruz. Yani teknik olarak olası dönüşleri söylemeye çalışıyoruz. Zaten bir tabanda olursa arkadaşlar bir kademe daha ineceğiz. Bunu kaldıralım. Bir kademe daha ineceğimiz için o rakamda 33 seviyene geliyor arkadaşlar. Ayrıyetten de buradan da ana trend çizgisinin e, olası bir destek noktası olarak karşılayabileceği seviye. Onun için burada iki kademe yapılıp bir kademe daha elde tutulursa arkadaşlar güzel olacaktır. Yani bu düşmez düşmez diye bir şey yok. Bir kademe daha bir taban daha açarsa zaten o zaman 33'ten bir de aşağı inip 29-28 seviyelerine geliyor olacağız. Onun için buradan illaki döner diye bir şey yok ama trend çizgisi olduğu için kuvvetli bir tepki gelebilir. Tekrar edeyim arkadaşlar. Pazartesi günü taban açması durumunda 37 seviyelerinde karşılıyor olacağız. 37'lerden bir alım gerçekleştirebilirsiniz. 3 kademe yaparsanız burada güzel bir ortalamayla Hektaş'ta uzun vade yatırımcı da olursanız güzel kazançlar sağlayacaktır onun için 37 kritik nokta. Salı günü bir taban daha açarsa ki o da 33 seviyelerine denk geliyor. Oradan da bir alım yapıp beklemeniz iyi olacaktır. Daha altları da mümkün olabilir. E, taban serisi ne kadar devam edeceğiniz bilmiyoruz ama e, pazartesi bilemediğiniz salı çarşamba e, bu iş hemen hemen belli olur. Zaten taban bozulursa arkadaşlar tepkiler de gelecektir. Bu tepkiler gelmesi durumunda peki varsayalım 37'den geldik arkadaşlar döndük diyelim. Taban orada bozuldu. Hemen bu emayı takip edeceğiz. Yani 13 günlük hareketli ortalama. 39-30 seviyesi. Bu emayı takip edeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi bu emadan daha önce tutunmuş ve bir trend başlatmış. Buranın üstünde kaldığı sürece bu taban serisi de zaten bozulmuş olacaktır. Ki yukarı yönlü hareketler devam etsin. Ee, onun üstünde de arkadaşlar. Şöyle bakalım. 42-30 direnci var. 42-30 direnci ile de beraber. Zaten bu trend yeniden görüyorsunuz şu kanalı. Şunu kaldırayım hatta arkadaşlar. Direkt oradan bakalım. Daha temiz olsun. Bakın net bir görüntü zaten. Tekrardan bu kanala çıkmasıyla beraber 51.20 yani en son zirvesi hedef olacaktır orta vadede. Uzun vadede arkadaşlar 51'in üstünde geçmesi durumunda satmamanız iyi olacaktır. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi. Şimdi yatay çizgiyle çizelim. Şöyle gördüğünüz gibi direncin kuvvetli aşılmasıyla yukarı yönlü hareketler hızlanmış. Burada da belki ilk aşamada aşılmaz bir gerileme kar satışı olur. Sonuçta zirvelerden her daim satışlar oluyor arkadaşlar. Burada bir çanak da yapabilir. Bir kulp, yani kulp dediğimiz tabirle kulp da yapıp yoluna devam edebilir. Onun için burada 42 30'un üstünde en son zirve takip edilmeli. Buradan kademe yapan arkadaşlar 51 geçilirse beklemeli. Kar satışlar olursa da panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yine bir düz olur. Kaldığı yerden yoluna, trendine devam eder. Onun üstünde de arkadaşlar, biz burada 61 61'in üstünde de aslında da bir 70 seviyeleri var ama ilk etapta 61 seviyeleri önemli olacaktır. Onun üstünde biz yeniden zaten grafiğimizi güncelleriz. Ektaş için aslında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Elinde olup buralardan alınan alanlar için üzgünüm. Ancak düşüşler her zaman borsada yaşanabiliyor biraz daha burayı e, paniksiz geçmeye dikkat ederseniz sizin için iyi olacaktır. Alım yapana, yapmak isteyen arkadaşlar için de rakamlarımızı verdik arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.